Tarihi roman tadında yaşamak için hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Burcu. Sen nasılsın yavrum? Ben de iyiyim. Çok mersi. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Sağ ol. İnşallah güzel bir program yapacağız gene sizinle. Umarım. Şimdi geçen programda Osmanlı Devleti'ni yenilginin eşiğinde bırakmıştık. Osmanlı toplumu peki o dönemlerde nasıldı? Birazcık da ona girebilir miyiz? Girelim. Şimdi bir iki büyük şehrimiz vardı. İşte İstanbul, Selanik, İzmir. Bir de Osmanlıların hakimiyetinde olan işte Bağdat, Kahire, Şam gibi. Bunlar büyük şehirler, canlı, ekonomik bakımdan da zengin şehirler. Oldukça zengin şehirler. Fakat biz Anadolu'ya dönelim. Yani imparatorluğun ana yurdu Anadolu. Anadolu'da öyle zengin şehir yok. Bir Ankara var idi. Ama İngilizler tiptik keçisini alıp da Güney Amerika'da, Afrika'da yetiştirmeye başladıktan sonra artık bize ihtiyaçları kalmıyor. O 100 bin nüfuslu Ankara giderek 18-20 bin nüfuslu gelişmemiş bir kasaba haline dönüşüyor. Milli mücadele başladığı zaman Ankara böyleydi. Bir de bir bölümü de yanmış bir haldeydi. Her neyse. Şimdi Osmanlı toplumunun asıl özelliği, bütün Osmanlı toplumu için, Türk toplumu için öyle bahsedeyim. Özelliği kapalı bir toplum olması. Dünyaya kapalı, içine dönük bir toplum olması. Yani dünyada bir takım gelişmeler oluyor. Radyo yok, televizyon yok. Bunlar özellikle bazı gençler için söylüyorum. Gazete köylere kadar inmiyor. Okur yazar oranı erkeklerde %7. Bunun büyük bir çoğunluğunu azınlıklar teşkil ediyor. Kadınlarda 1/1. Böyle bir toplum. Kişi başına milli gelir 7 lira. Kişi başına kamu harcaması 50 kuruş. Yani yoksulluğun biraz alt çizgisinde yaşayan, dünyaya kapalı, dünyadaki gelişimlerden, fikir hareketlerinden, olup bitenlerden genel olarak halkının haberdar olmadığı içe kapanık bir toplum. İçe kapanık olması işte din etkili, ağırlıklı hayatımızda. Genel olarak sanat hayatı bir iki küçük şehirde ölgün bir şekilde devam ediyor. İstanbul hariç, kısmen İzmir'de bahsedilebilir. Selanik'te Türkçülük hareketlerinin bir başlangıcı, en son uyanan bir milleti olduğunu, zengin bir tarihi olduğunu en son öğrenen toplum da Osmanlı Devleti'nde o koca Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuş, yükünü sırtında taşımış Türkler. Onlar böyle bir zengin tarihleri olduğunu duyunca da biraz şaşırıyorlar çünkü hiç anlatılmamış. Osmanlı Devleti'ndeki eğitim Osmanlı ile başlıyor. Türkler her zaman ikinci planda, üçüncü planda. Düşün ki sadrazamların yarıdan çoğu Türk değil. Bu sadrazamların içerisinde Türkçe bilmeyen 3-4 sadrazam da gelip geçmiş durumda. Hiç Türkçe bilmiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu bir Türk İmparatorluğu olmaktan bir böyle kozmopolit imparatorluğa doğru dönüşmüş. Ama çevresindeki milletler, kavimler, halklar kendi milliyetlerini idrak ederek yavaş yavaş imparatorluktan kopmaya başladıkları sırada en son Türkler bir başka millet olduklarını, onların da bir millet olduklarını, onların da bir tarihi olduklarını öğreniyorlar. Şimdi bütün Osmanlı İmparatorluğu'nda 200 küsur ortaokul ve lise var. Abdülhamit döneminde Türk eğitiminde bir kalkınma, bir iki ciddi okul olmuştu. Ama genel olarak ilk okul işte köy ya da mahalle caminin bir kenarındaki bir odada cami hocasının öğrettiği kadarıyla. Cami hocası ne biliyor ki, ne öğretsin zavallı. Belki biraz eski yazı öğretmeye çalışıyordur. Dinle ilgili kuralları öğretiyordur. O kadar. Orada bitiyor. Diyelim ki Fatih Medresesi dünyanın en önemli bilim kuruluşlarından biriyken giderek nihayet bir din medresesine dönüşmüştür. Tıp kısmı bitmiştir, coğrafya kısmı bitmiştir. Genel bilgiler kısmı biterek sadece bir dini eğitim okuluna dönüşmüştür. Bilimle ilgisi kalmamıştır. Biz bilime muhtaç, susuz bir haldeyiz. İstanbul'da bir üniversite var ama medrese uzantısı bir üniversite. Bilimsel düşünüş ve bilimsel yöntem henüz tamamıyla bizim o zamanki adıyla Darülfünun'a, İstanbul Üniversitesi'ne orada gelişmiş, oraya işlemiş değil.
başka da bir yüksek okulumuz da yok. Ama o tarihte iki yüksek okul var ki Türk tarihi için çok etkili olmuştur. Biri Mülkiye, yani siyasi ilimler, siyasi bilimler fakültesi diyelim. Biri de Harbiye. Bu her iki okuldan, bir de tıbbiye, pardon eksik bırakmayayım. Bir de tıbbiye, bu üç yerdeki gençler dünyaya açık insanlar. Çeşitli kitapları okuyorlar, toplanıyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Türk düşünce hayatında, Türk kültür hayatında, Türk sanat hayatında, bu Türk siyasi hayatında bu üç okulun büyük etkisi olmuştur. Çünkü bunun dışında zaten bizim insanları çağın gereklerine göre yetiştirebildiğimiz hiçbir eğitim kurumumuz yok. Geri kalanı orta çağa dönük, orta çağ seviyesinde kalmış. İşte irili ufaklı bir takım medreseler, ilkokullar, o kadar. Maalesef böyle. Üç tane de yeterli değil tabii ki. Yetmiyor. Şimdi Osmanlı toplumunun o dönemdeki işte bu kapalı toplum niteliği çok önemlidir. Bizim geri kalmamıza, dünyada geri kalmışlığımıza, bilimde, sanatta ileri gidemeyişimize, teknolojide geri kalmamıza, işte her savaşta yenilmemize, ordumuzun işte orta çağ ordusu olmakta direnmesine falan hep sebep olmuştur bu toplum. Batıl itikatlar artmıştır. İsrailiyet denilen bir takım hurafeler dinimize karışmıştır. İşte çocukların eğitimi, şimdi neyle? İşte çarşamba cadısı, kuyu anası, işte hayalet, hortlak, cinler, periler. Çocuk öyle yetişiyor. Refik Halit Karay bunları çok güzel anlatır. İşte çocuğun iç çamaşırı birbirine dikiliyor kış başlarken. Yaz gelince çıkartılıyor üşümesin diye. Böyle aman hava değişikliğinden korunan, böyle cicili bicili, doğayla hiç ilgisi olmayan suni ev çocukları. Ev çocukları bunlar. Antisosyal. Evet. İster istemez zaten kaç göç dönemi toplumun belki en dinamik kısmını teşkil eden, çocuğu yetiştiren annenin toplumdan hiç bilgisi kalmadı. Kopuk bitimiyle. Zaruret olmadıkça sokağa çıkmayan. Eğer işte alışverişe falan çok gidilirse hemen padişah fermanıyla da bunlar takbih ediliyor, ayıplanıyor, yasaklanıyor vesaire. Osmanlı tarihi kadınlarla ilgili pek çok uyarılarla doludur bu tarz. Ama kadının toplum hayatına karışmasına ne padişah engel olabilir, ne müftü engel olabilir. Hayat onlardan daha güçlü. Hayat onlardan daha güçlü elbette. İşte böyle bir toplum, böyle bir toplumdan da savaşa girmişiz. Bir toplumdaki genel seviye elbette ordusuna, elbette bilimine, elbette siyasetine de etki yapıyor. Ordumuzun da bütün o genç kadronun gençleşmiş olmasına rağmen ordumuzun da çok başarılı, böyle saat gibi çalışır bir ordu olduğunu söylemek mümkün değil. İşte kılık kıyafeti de yetersiz, giyimi kuşamı yetersiz olduğu gibi yiyecek de yetişmiyor, yem de yetişmiyor, cephanesi az, silahları henüz yenilenmiş değil. Ama subayı kahraman ve akıllı, Mehmetçiği kahraman ve akıllı, fedakar. Demek ki Türk kanına dayalı bir savaş. Peki o dönemde ordular nasıl yönetilmişlerdi? Şimdi diyelim ki batıda ordumuz var, güneyde, Suriye'de ve Irak'ta ordularımız var, doğuda Ruslara karşı ordularımız var. Bu ordunun komutanları da iyi komutan. Bu ordunun subayları iyi, erleri fedakar. Yani Mehmetçik deyince durmak lazım. Mehmetçik dünyanın en iyi dövüşen askeri. Gerektiği zaman en iyi dövüşen askeri. Ama yeterli eğitim olmadığı için askerlikten kaçma o zamanlar doğal bir olay. Liman von Sanders anılarında işte savaşın sonuna doğru dağlarda 300 bin asker kaçağı vardı diyor. Niye kaçıyorlar bunlar? Ya tembellikten, ya canını çok sevdiğinden, ya askerlik zor geldiğinden, ya serserilik ruhundan. Korkudan değil ya herhalde. Ya eğitim yetersizliğinden. Yani vatan ne, millet ne, savaş ne, düşman ne. O vatan dediğin şeyi köyü hatta tarlası kadar zanneden insanların bulunduğu bir dönem. Bu doğal. Yani bu eğitilmemişseniz böyle sanırsınız, sanılabilir. Nitekim milli mücadeleyi halkın birdenbire hop diye bütünüyle ayağa kalkıp katıldığını söylemek gerçeğe aykırı olur.
Yani halk zahmetle kemikleri çatırdaya çatırdaya zorlukla yavaş yavaş azar azar katılmıştır. Ama sağlam katılmıştır. Katılınca da canını da emeğini de göz nurunda hiç esirgemez. Hanımların desteğini de unutmamak lazım o dönemde. Hiç unutmuyorum. Onların yeri çok büyük. Herhalde hanımlarımız olmasaydı İstiklal Savaşı'nı belki de çok zor kazanırdık. Belki de kazanamazdık. Şimdi o bu orduların hepsinin bağlı olduğu yer Osmanlı Genelkurmayı. Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa, Genelkurmay Başkanı Enver Paşa. Padişahın yerine işte başkomutan vekilliğini yapan Enver Paşa. Her şey Enver Paşa. Enver Paşa. Şimdi Enver Paşa'nın hırseverliğinden bir kuşku yok. Ama bir insan macera perestse yurtseverliği bir değer taşımıyor. Şimdi Enver Paşa'nın macera perestliği işte Sarıkamış'la belli olmuştu. Yönetmediği büyüklükteki bir büyük birliğe yönettiği zaman işte orada bizim pek çok evladımız yok oldu gitti. Fazla gözü karaymış. Yani askerlik hesap işidir. Bir tümeni yönetmemiş biri ordular yönetmeye kalktığı zaman bunlar olur. Bunlar olur. Herkes haddini de bilmeli, yerinde olmalı. Ehliyet ve liyakat zamanla kazanılır. Doğuştan ordu kumandanı olunmaz. Şimdi güneyde Irak'tan yukarı doğru İngiliz ordusu geliyor. Suriye'de güneyden kuzeye Anadolu'ya doğru İngiliz ordusu gelmek üzere. Ama biz Kafkasya'ya Ruslar savaştan çekiliyorlar. 1910 yılında Rus ihtilali oluyor. O zaman yol açık oluyor. Erzincan'dan itibaren işgal altında olan Anadolu kurtarılarak ya da zaten Ruslar boşaltılmış, ona kurtarılmak denir mi bilemiyorum. Biz Kafkaslara doğru yürüyoruz. Niye? İşte Turancılık duygusuyla. Eğer oraya bir takım birlikleri yollayacağımıza yani biz de küçük bir emperyalizm hevesine kapılmasaydık Suriye'deki ve Irak'taki ordularımızı takviye etseydik, güçlendirseydik, onların sorunlarını çözebilseydik galip gelmezdik. Ama bu kadar çabuk yenilmeyebilirdik. Ya da böyle yenilmeyebilirdik. Ama hem Suriye'de hem Irak'ta çok kötü yeniliyoruz. Çok kötü yeniliyoruz. İngiliz, Fransız, özellikle Fransız, Sırp ve Yunan ordusundan karma bir ordu Meriç sınırına yaklaşmak üzere Türkiye dört taraftan böyle kıskaca altına alınınca Kafkasya'daki ordular Hazar Denizi'ni aşıp da Orta Asya'ya kadar yürüseler ana vatan elden gitmiş neye yarar? 1917 yılında Mustafa Kemal Paşa Şam'dan hem Talat Paşa'ya hem Enver Paşa'ya bir rapor yollar. İki rapor yollar da bunların birincisi çok önemlidir. Diyor ki durumu görüyor, ordumuz zayıf, gittikçe zayıflıyor. Yani bizim aramızda bir takım Alman subayları var, onlara başka yemek geliyor, Türklere başka yemek geliyor. Orada diyelim ki Almanya'dan gelmiş işte bir tabur kadar Alman askeri varsa onun yaşam seviyesi başka türlü. Bizimkiler uzaktan ona bakarak kendi işte pek hizmetini yiyor. Gelmişse işte bulgur çorbası. Çifte standart. Durum bu. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa bir Türk askerinin Anadolu'nun dışında kalması artık caiz değildir. Yani demek istiyor ki artık biz ana vatanımızı savunacak hale gelmeliyiz. Çünkü gidiyor zaten elden. Gücünüz yetmiyor. 100 bin kişilik bir İngiliz ordusuna 20 bin kişilik Türk ordularıyla karşı durulamaz. Yani tarihte olmamış ki şimdi olabilsin bu. Bu mucizeüstü bir mucize olur. Mümkün değildir. Nitekim işte Suriye'de ta Hatay'a kadar geri çekiliyor Suriye'deki ordumuz. Irak'taki ordu Musul'a kadar geri çekiliyor. O zamanki durum işte yenildiğimiz zaman bu büyük macera perest yönetimi yapan Enver Paşa ve bu o zamanki idarenin başındaki Talat Paşa ve arkadaşları bir gemiye binirler ya da bir denizaltıya binerler, Türkiye'den kaçarlar. Yani İngilizlerin eline düşmemek için. Bunu anlamamak kabil değil. İngilizlerin mesela Cevat Paşa gibi çok değerli bir paşayı bile ite kaka nasıl Malta'ya götürdüğünü bilince onlara nasıl davranacaklarını insan düşünebiliyor. Bu kaçmaktan çok can koruma ya da onur koruma meselesidir. Oraya daha bir dikkatli bakmak lazım. Türkiye'yi terk edip kaçtılar diye suçlamaktan çok anlamaya çalışmak daha iyi olur. Evet,
O zamanki ordularımız tek tek ordular iyi yönetilmiştir, imkan nispetinde yönetilmiştir. Komutanlarımız, askerlerimiz silahlarını, şerefini korumuşlardı. Ama büyük güç karşısında yenilmemek elde değildi. Yenilmişlerdir. Genelkurmayca ordular genel olarak bizim savaş stratejimiz, savaş taktiklerimiz daha iyi yönetilseydi. Bunlar benim düşüncelerim değil. Tabii benim uzmanlık alanım değil bu. Ben askeri tarihçilerin sözcüsü olarak söylüyorum bunları. Oradan öğrendiklerimi aktarıyorum. Ama o kadar açık net şeyler ki artık çok uzman olmaya da gerekmiyor. Yani burada yeniliyorsunuz, ana vatana doğru düşman gelmektedir. Siz hala oralarda duygusal seferler peşinde dolaşıyorsunuz. Bunun savunması yapılır. Bunun savunması yapılır. İmkansızlıklarımızın dışında biraz da yönetim kurbanı olmuşuz. İster istemez söylüyorum. Yani yurdu sevmek yetmiyor, yurdu akıllıca sevmek gerekiyor. Macera perestseniz, hayalciyseniz, işte başka yurdu sevmeye ileride zarar verebilecek ihtimallerin içerisinde dönüp duruyorsanız, bilginiz ya da bilginiz yetmiyorsa doğruyu bulmaya, doğrusu o zaman veil o memleketin haline, yazık o memleketin haline, işte bize yazık oldu. Sanıyorum bir de savaşın sonuna doğru padişah değişikliği oldu. Evet, 1918 yılında Sultan Reşat yaşlıydı. Çok iyi bir insan olduğu anlaşılıyor. Zaten bir siyasi tecrübesi yok. Kişiliği de öyle o zamanki yönetimle böyle cebelleşecek halde biri değil. O çok yumuşak başlı bir insan. O iddiaçılar ne istemişse onları yapmıştır. Kendisini kaybettik. Onun yerine veliaht Vahdettin tahta çıktı Temmuz ayında. Bir süre sonra da kılıç kuşanma töreni oldu. Meşhur Vahdettin. Evet. Evet, yani üstünde hala tartışılan Vahdettin. Vahdettin'in temel özelliği ciddi bir eğitim görmemiş olmasıdır. Ama 4 kuşaktır, 5 kuşaktır Osmanlı padişahları ciddi bir eğitim görmüyorlar. Gençliğinden beri sağlığı bozuk olduğu için de ayrıca yani eğitimini de kendisi de istese o kadar hızlı ve yoğun şekilde götürecek biri değil. Zaten söylediniz okur yazar oranı da düşük dediniz. O okur yazar tabii. O yani İslam hukuku hakkında oldukça iyi bir bilgisi olduğu yazılıyor, söyleniyor. İşte güvercin beslemeye meraklıymış. İyi bir baba olduğunu anlıyoruz çocuklarıyla olan ilişkilerinden. İşte kızıyla mektuplaşması, o mektuplar yani iyi bir babanın mektupları onlar. Yani Türkiye'den kaçarken diyelim en küçük oğlu Ertuğrul'u da beraber alıp götürmesi, onun üzerine kol kanat germesi de olumlu bir şey. Babacan tavırları evet, var. Yalnız tabii Vahdettin'in problemi şu, Vahdettin Osmanlı İmparatorluğu'nun bu en kritik döneminde bunun üstesinden gelecek niteliklere sahip bir hükümdar değil. Hükümdar olmak çok zor. Adamın talihsizliğini kabul ediyorum. Şimdi o tarihte bir insanın bir müttefik araması, sırtını dayayacak bir güç araması, bir dostluk araması doğaldır. Ama bir memleketi bütünüyle bir düşmana teslim edecek kadar bu işi ileri götürmesi tabii ki bağışlanamaz. Vahdettin'in kusuru İngilizlerle dostluktan öte İngilizlere teslim olmak gibi. Bununla ilgili binlerce belge var. Bizim tarihimiz biraz eski tarihçiliğimizden gelen bir masal yanı var. Bu tarih belge ister. Evet. Belge olmadan şimdi hanedana saygı duyan ya da sevgi duyanlar ya da Vahdettin o hanedanın son temsilcisi olarak korumak isteyenler ya da Osmanlı döneminin hiç böyle hatasız sona ermesini, tarihe leke bırakmadan gitmesini isteyenler bir sürü nedenlerle Vahdettin savunuluyor ama belgelere bakmadı. Yani duygusallıkla, ön yargıyla, sevgiyle, işte vefa ile bir tarih yazılmaz, söylenmez, değerlendirilemez. Eldeki belgeler Vahdettin'in bu konuda doğru bir yaklaşım içinde olmadığını, bir Türk hükümdarına yakışacak nitelikleri göstermediğini, tavırları göstermediğini gösteriyor. Çılgın Türklere pek uymuyor. Hayır, o olumsuz çılgın Türklerden oluyor bir süre sonra. Şimdi Vahdettin iktidara geldikten sonra işte zaten yabancılar Meriç Nehri'ne dayanmış, Suriye'de yenilmek üzere olabiliriz. Daha değil ama, henüz değil. Irak'ta henüz direnmekteyiz.
Ama son aşamalarında bunlar. Şimdi yakında yenilgi çanları çalmaya başlayacak. İngiliz orduları Ürüş'e geçecekler. Vahdettin'in güvendiği hayatta iki insan var. Bir tanesi damat Ferit. Evet. Ablasının kocası damat Ferit. İkincisi Tevfik Paşa. Tevfik Paşa Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar hizmet etmiş. Bu tarihte çok yaşlı olan. Bir süre sonra da Vahdettin'le dünür olacak oğluyla ve Tevfik Paşa'nın Vahdettin'in kızı evlenecekler. Vahdettin akrabadan pek dışarı çıkmıyor anlaşılan. Şimdi tabii bu dönemi en güzel anlatan kitap, Türkiye'deki kitap Sina Akşin'in Mütareke Dönemi ve İstanbul Hükümetleri kitabıdır. Bu kitabı ben yani sevgili gençlerimize öneriyorum. O kitabı mutlaka okusunlar. Okudukları zaman o dönemde, çünkü İstanbul yönetiminin işbirlikçiliği, hainliği, gafilliği anlaşılmadan Kurtuluş Savaşı'nı da anlamak mümkün değildi. Evvela bir kere bunu anlamanın yolu çok ciddi bilimsel eserleri okumaktan geçer. Sina Akşin Hoca'nın o kitabı, yani İstanbul Hükümetleri ve Mütareke Dönemi adlı kitabı çok tartışılmaz belgelerle doludu. Evet, şimdi damat Ferit, Tevfik Paşa zayıf, namuslu, kendince namuslu, yani mali namusu kesin, siyasi namusuna gelince korkak. Padişah'tan da korkuyor, İngilizlerden de korkuyor. Öyle Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin varlığını falan savunacak enerjisi de yok zaten. Aynı nedenle de Vahdettin gibi, damat Ferit gibi de Ankara'ya da fazla çatmıyor. Ama o daha sessizlik içerisinde Vahdettin'in bütün projelerini desteklemiş ve götürmüştür. Yani bağımsızlık gibi bir ideolojileri yok hiç. Söz konusu bile değil. Hı hı. Söz konusu bile değil. Yani zihinlerinde tam bağımsızlık falan böyle bir yer yok. İngiliz esareti var bile. Neden yok? 400 yıldır çünkü tam bağımsız değil. Osmanlı zaten yarı sömürge haline gelmiş. Hı hı. Buna alışmışlar. Yani bir İngiliz postanesinin bulunmasına alışmış. Konsoloslukta bir mahkeme bulunmasına, bir Fransız suç işlerse Türk polisinin yakalayamamasına, Türk adliyesinin el koyamamasına, ona ancak konsolosluk mahkemesinin karar vermesine o kadar alışmışlar, iliklerine işlemiş. Bunu nasıl onur kırıcı, bir devleti aslında hırpalayıcı, küçük düşürücü, yıkıcı, parçalayıcı olduğunu görmüyorlar. Görmedikleri içindir ki işte bir Sevr Anlaşması önlerine geldiği zaman da o kadar yurdunu delice seven insanlar, bağımsızlığa bu kadar gönül vermiş insanlar gibi tepki göstermiyordu. Her neyse, oraya sonra geleceğiz. Damat Ferit, İstanbul yönetiminin sembol kişisidir. Damat Ferit evvela iddiatçı oluyor, yani bir mevki kapmak için. Ama iddiatçılar bunu tanıdıktan sonra bu alafranganın alafrangası. Bize uymaz. Evet. Tevfik Paşa çok yalancı olduğunu söyler. Hı hı. İşte Vahdettin hiç sevmediği söylenir. Her neyse. İşte tırnakları o kadar uzunmuş ki işte Mahmut Kemal İnal gibi çok önemli bir tarihçimiz vardır bizim. O diyor ki yani herkesin iğrendiği bir adamdı. Ama bu adama Vahdettin Osmanlı Devleti'nin geleceğini de kendi geleceğini de emanet etmiş. Bunun izahı Vahdettin'in hiçbir şey, Vahdettin'in olayları iyi okuyamadığını gösterir. Her neyse, bu damat Ferit de Tevfik Paşa'nın elleri arasında iktidar gider gelir. Tevfik Paşa 5 kere sadrazam olur. Yaptığı bütün hatalara rağmen o 5 kere onu sadrazamlığa getiren Vahdettin hakkında hüküm vermek de kolaylaşıyor tabii. Doğru. Şimdi o tarihte diyelim ki bir kurşunun bir insan kadar değeri olduğu dönemde İngilizlerden aferin almak için Anadolu'da ele geçirilen 90 bin sandık cephaneyi Marmara'ya döktürüyor damat Ferit. İngilizler de herhalde aferin diyecekler diye bekliyor. Bu küçüklükte bir adam. Devletinin geleceğini görmüyor, milletine güvenmiyor. İşte milli mücadeleyi söndürmek için akla gelecek her şeyi yapacak. Vahdettin'in dostları bile Vahdettin'in damat Ferit'e bu derece bağlanmasını, bu derece güvenmesini sebebini çözemiyorlar, inanamıyorlar ve tabii çok ağır eleştiriyorlar. İstanbul yönetiminin milli mücadele karşısında aldığı o hain tavrı da sadece
damat Ferid'in sırtına yükleyip de kenara çekilmek de tarihçilik olmaz. Yanlış tek, oluyor. Tek başına bir adam bir imparatorluğun bütün yönetiminin en son ferdine kadar hepsine hakim olacak. Kendisi hain olduğu için de herkes sırf o sadrazamdır diye bu hainliğe razı olacak. Padişahın bile sesi çıkmıyor. Böyle bir şey yok. Bu fazla ütopik oldu. Bu topluca bütün bir yönetimin, bütün bir yönetimin tavrıdır. Sebeplerini vakti gelince birlikte konuşacağız. Evet. Demek ki Vahdettin'in talihsizliği devletin yenilginin eşiğinde olduğu zamanda tahta çıkmasıdır. İşte giderek yenilgi öyle gelişir ki Osmanlı Devleti barış aramak, yani mütareke aramak durumunda kalacak. Şimdi o dönemde ordularımızın içinde bulunduğu ortamlardan bir tanesi Kafkasya. İşte orada Müslümanlar var, Türkler, Türk asıllı Azeriler var, Azerbaycanlılar var. İşte Hazar geçilirse Türkistan'a geçilecek. Büyük Asya Türkleriyle karşı karşıya gelinecek. Bu ordular o geniş alan içerisinde yürüyüp gitmekteler. Kendilerine karşı çıkan yok ama yenilgi olunca mütareke gereği bunlar geri göreceklerdir. Hem oradakilerin büyük bir çoğunluğu Türk ordusunun oradan çekiliyor olmasından ötürü benim anladığım çok üzülüyorlar, kan ağlıyorlar. Yani Türk bayrağını özlemle beklemişler. Türk ordusu da oraları bırakıp gelirken kendi soydaşlarını bırakıp geliyor. Kendi kültürünü bırakıp geliyor. Hiç kolay geliyor. Değil tabii ki. O kolay bir iş tabii değil. Ki. Yani canları kopuyor oradan ayrılırken. Onlar geriye dönüyorlar. Güneyde, Arabistan'da öyle olur. Şimdi bugün de Arapların birçok konuda uzlaşamadığını görüyoruz birbirleriyle. Acı günler de yaşıyorlar. Şimdi Arapların Osmanlı yönetimine karşı tavrı nasıl bir tutum sergiliyorlardı? Şöyle bir kısmı halifedir diye bağlı kalabilir, bir kısmı ferden bağlı kalabilir, bazı kabileler bağlı kalabilir ama genel olarak Irak'ta da, Suriye'de de işte, Müslümanlık var bağlayıcı unsur. Ama olmuyor. Vallahi. Yeterli olmuyor çünkü millet diye bir şey ortaya çıkmış. İşte Araplar kongrede topluyorlar, örgütte topluyorlar. Cemal Paşa bu ayrılıkçı hareketleri giderebilmek umuduyla bunların bir kısmını Suriye'de astırarak yerel halkın Osmanlı yönetiminden büsbütün nefret etmesine de zannediyorum ki büyük çapta yol kim açıyor. Kim tutacaklar artık evet, o yani, şekilde olursa tabii. Yani barışçı, uzlaşıcı bir yol yerine çok keskin bir yol takip edilmesinin de etkili olduğu anlaşılıyor. Tabii o arada da şimdi İngilizlerin etkisini hiç unutmamak lazım. Bu konuda çok başarılı. Arap-İngiliz ilişkileri bizler, nasıl? Bizden çok daha başarılı oluyorlar Araplarla ilişki kurmada. Çünkü İngiliz altını pırıl pırıl parlıyor. El değiştiriyor. El değiştiriyor. İşte Mekke ve Medine'nin emiri Emir Hüseyin'e çok büyük çapta aylık bağlıyorlar. Para tatlı geliyor tabii. İleride İngilizlerin de destekleyeceği bir halife olması vaadiyle de onun da yüreğinde böyle bir arzu var. Bunların çocukları da Osmanlı Devleti'ne karşı ve Osmanlı ordularına karşı harekete geçiyorlar. En faali Faysal, küçük oğlu. Ve işte İngiliz Lawrence'le işbirliği yaparak, Lawrence, ünlü o casus Lawrence dediğimiz filmi çekilen, romanları olan Lawrence, Faysal'ın danışmanı. O Faysal'ın kuvveti 30-40 bin kişilik bir Faysal ordusu var ki İngilizlerle birlikte Kudüs'e giriyor. Yani tarih çok cilveli bir şey. Kudüs Müslümanlar için fevkalade kutsal bir yer. Müslüman Araplar Hristiyan İngilizlerin Kudüs'e girmesi için Türkleri arkadan vuruyor. Bu para ve yanlış duygular. Yani bunlar bağımsızlık için yapılsa belki hoş görülebilir. Yani Arap bağımsızlığını kazanmak için bunu yaptı derseniz, ileride de bağımsız olursa kendisine hak verirsiniz belki. Bağımsızlığa saygınız varsa, meseleye daha olgunca yaklaşıyorsanız. Ama tarih gösteriyor öyle bir şey. Hayır, tam tersine İngiliz mandasını kabul ediyorlar. Tabii. Yani İngilizler Faysal'ı Suriye'ye kral yapıyorlar. Suriyeliler ayaklanınca oradan alıyorlar. Çok kendilerine hizmet etmiş biri Irak'a götürüp Irak'a kral yapıyorlar. Onu koruyorlar, kolluyorlar. O da onları koruyor, kolluyor. Öyle bir
Öyle bir gidiş. Her neyse, şimdi o zamanki tarih kitaplarımız, o zamanki askeri anılar Araplara karşı çok derin kırgınlıkla doludur. Çok kırgınlıkla doludur. Bu yıllarda da unutulmuş değildir. Bizim Araplarla ilişkimizi çok uzun yıllar bu zedeleyerek tabii. İster istemez zedelemiştir, ürkütmüştür. Unutulacak şeyler değildir. Yani İngilizlerden ve Fransızlardan daha acımasız davranmışlardır ellerine düşen Türklere karşı. Bir de o onların o çölde yaşayan bedevilerinin bir yağmacılığı, bir kıyıcılığı var ki Türk ordusu için çok ciddi bir sorun teşkil etmiştir bu. Her neyse, tabii aradan yıllar geçti, koca yüzyıla yakın bir zaman geçti. Muhtemelen işte o kötü günler tarihin sayfalarında kaldı. Bir daha da tekerrür etmeyeceği umudundayız hep beraber. Ama İngilizler ta Osmanlı Devleti güçlüyken de bu emirliklerle çok yakından ilişki kurmuş, bir şey olursa kendilerini koruyacağına dair onlara güvence vermiş. Böyle Osmanlı'nın gözünün önünde yavaş yavaş Arabistan Yarımadası'ndaki Arapları kendi yanına adım adım çekebilmiş. Onlar bizim gibi gün kurtarmamışlar. Biraz planlı, programlı, fazlasıyla çok doğru, hatta. Çok doğru söylüyorsun. Ama Osmanlı yönetimi ayılamıyor, uyanamıyor. Uyandığı zaman da bir şey yapamıyor. Yaptığı zaman da bir şey yapmak istiyorsa yaptığı da Yemen'e asker göndermek. Çok insan. Farklı bir mezhep. Halifeyi kabul etmiyor. Zordan halifeyi kabul ettirmek kabil miydi? Neyse. Mümkün. Yani bu Yemen meselesi karışık bir mesele, girmeyelim. Ama orada çok insanımız yatıyor. Bu çok insanımız yatıyor. Çok acıdır yani. Çok acıdır. Her acıklı, tecrübe hep insanlarımızın ölümüne mal olmuş. Acıklı bir ağıt söyle desen aklıma ben Yemen türküsü gelir. Evet. Bu bir tabii. Ağıt. Her neyse. Şimdi Osmanlı güneyden bir destek görecek bir dostu yok. Osmanlı ordusu Arapların ve İngilizlerin elinden, İngilizlerin emrinde de Gurkalar var, Sihler var, artı Hint Müslümanları var. Sonra Pakistanlı dediğimiz Hint Müslümanları var. Onlar da Osmanlı ordusuna karşı dövüşüyorlar. Türklerin bu büyük birinci savaş içerisinde iki çok ciddi savaşı, zaferi vardı. Biri Çanakkale, bunu konuştuktu. İkincisi Kut zaferi, Kut-Ramare zaferi. Bir İngiliz birliğini Türk ordusu çevirir, esir olmaya zorlar. General Townshend'in komutasındaki bu büyük İngiliz birliği Türklere bütünüyle esir olur. General Townshend İstanbul'a getirilmiş, Büyükada'da oturmuştur. Kendisine ev verilmiştir, hizmet yeri verilmiştir. Yani esirlerle ilgili Cenevre'deki anlaşmanın bütün maddelerine Türkler, hele subaylar için kesinlikle bir uyum göstermişlerdir. Bu bakımdan söylüyorum, Türkiye'nin eli her zaman tertemiz. İkinci zafer Çanakkale'ydi. Birinci zafer Çanakkale'ydi, ikinci zafer Kut zaferiydi. Bir de çok başarılarla dolu bir dönemimiz var. Filistin'den Suriye'ye doğru Kudüs'e kadarki olan dönem içerisinde birkaç Gazze Savaşı vardır ki orada Osmanlı ordusu çok başarılı dövüşmüştür. Yani her adamı pahalıya mal etmiştir. Bunun üzerinedir ki İngilizler çok büyük bir ordu getirerek, uzun bir ön hazırlık yaparak, demir yolu döşeyerek, su boruları döşeyerek, büyük bir savaşa hazırlık yapmak üzere pek çok süvari getirterek Suriye'deyken Osmanlı ordusunu yenmek için çok büyük gayret sarf etmişlerdir. İngiliz ordusuna bizim apaçık, yani İngilizler bizi hemen hemen hiçbir yerde yenememişlerdir. Biz yoksulluğa, cephanesizliğe, topsuzluğa, Genelkurmay'ın kötü yönetimine, iklime yenildik. Yönetim kurbanı olmuş. Evet, durumumuz bu. Böylece o tarihte Rusya ihtilalini yapmış. İşte Bolşevikler, Menşevikler arasında... Rusya güçlü bir durumda değil mi o zaman? İhtilalini yaptığı için savaştan çekiliyor. Savaştan çekilince Doğu Anadolu'dan da Rus ordusu çekilip gidiyor. Onun için biz Kafkasya'ya gidiyoruz zaten. Rusya 1917 yılının sonunda
Batılıların Türkiye'yi parçalamak için kendi aralarında yaptıkları, o zamanki Rus çarıyla da birlikte oldukları o gizli anlaşmaların metinlerini yayınladı. Şimdi Osmanlı yönetiminin İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, hatta Almanya'nın, Rusya'nın kendisini parçalamak, yok etmek için nasıl planlar kurduğunu, nasıl toplantılar yaptığını öğrenmiş oldu. Şimdi bu Osmanlı yönetimini uyarmış olmamış, yani uyarmaz mıydı bu? Benim gördüğüm uyarma. Aymaları gerekiyordu o noktada. Benim gördüğüm uyarmamış. Gene batıya karşı o duyduğumuz o şaşırtıcı aşağılık duygusu, başının karşısında çok çabuk boyun bükme, ona karşı gelememe, direnmeyi bir çeşit akılsızlık ve nezaketsizlik kabul etme gibi. Çok fazla kibermişiz birazcık. Son 100-150 yıllık Osmanlı zaafını bu son Osmanlı yönetimi de aynen göstermişti. Öyle açıklamaları, öyle sözleri var ki insanı şaşırtıyor. Yani bir kısmını vakit olursa okuyacağım. Herhalde gençlerimiz şaşa kalacaklardır. Bir yönetici bu lafları söyleyebilir mi? Bir yönetici bu açıklamaları yapabilir mi? Her neyse. Şimdi bizim artık her tarafta yenilme eşiğinde olmamız, daha fazla yenilirsek elimizden, yani Musul gidecek. O zaman Musul henüz Türk ordularının elinde. Kerkük Türk ordularının elinde, Hatay Türk ordularının elinde, Halep Türk ordularının elinde, Türk ordusu Meriç'te. Yani şimdi bir mütareke yaparsak Anadolu'yu ve Türklerle meskûn Anadolu uzantılarını biz elimizde tutarız umuduyla bir mütareke teklifinde bulunuluyor. Aracı olan da bu kutta Türklere esir düşen. Yavaş yavaş mütarekesine geliyoruz. Yaklaşıyoruz. Aracıyı da işte bu Kut Savaşı'nda Türklere esir olan General Tavşant yapıyor. İşte Mondros'ta bulunan İngiliz donanması orada, oraya gidiyor, konuşuyor. Türklerle bir mütareke yapılmak üzere anlaşılıyor. Vahdettin Damat Ferit'in mütareke heyetinin kurulunun başında olmasını istediği adam Damat Ferit. O zamanki hükümet kabul etmiyor bunu. Hatta Ahmet İzzet Paşa'nın öyle bir deliyle bu iş yürümez diye açıklaması da var. Sonunda 3 kişilik bir heyet kuruluyor. Heyetin başında Rauf Orbay var. Rauf Bey, Bahriye Albay'ı, iyi İngilizce biliyor. Denizcilik tahsil etmiş. Olgun bir adam. Hamidiye Kahraman diye, Hamidiye adlı bir gemiyle Balkan Savaşı ile Büyük Savaş arasında Ege'de böyle harikalar yaratmış bir adam. Türk halkının çok iyi bildiği bir kahraman ismi. Onun başkanlığında bir hariciyeciyle bir askerden kurulu bir heyet Mondros'a gidiyor. İşte Mondros'taki İngiliz amiralinin zırhlısına davet ediliyorlar. Orada kalıyorlar. Birkaç gün sürüyor konuşmalar. Mondros mütarekesi imzalanacak. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bu tarz metinleri okumak bir marifet. Bu tarz metinleri, Mondros Mütarekesi metninden bahsediyorum, deşifre etmek, çözmek, o satır arasında gizlenen amaçları evet, yakalamak falan, bu bir tecrübe ister, bir tarihi bilgi ister. Yani vaktiyle buna benzer şeyler olmuşsa bunları bilen insan yanılmaz, tetikte durur. Şimdiki Avrupa Birliği metinleri gibi biraz. Evet. Orada da gizli evet, belgeler, yerler o, şimdi, var. Rauf Bey'in böyle bir tecrübesi olsaydı, kendisine yardım eden hariciyecinin böyle bir uyanıklığı olsaydı, Mondros Mütarekesi'nin bazı maddeleri vardı ki asla kabul edilemezdi. Ama bunlar deşifre edemiyorlar, görmüyorlar. O arada da sonradan bildiğimiz bir belge var. İngiliz Dışişleri Bakanlığı bu müzakereleri yürüten İngiliz amiraline bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, mütareke anlaşmasını yaparken bazı deyimleri ve sözcükleri öyle müphem kullanırız ki ileride onları istediğimiz gibi anlamlandırabilelim, istediğimiz yere çekebilelim. Tabii. Bu şimdi bizim hariciyemizin her dakika göz önünde alması gereken çok ciddi bir deney. Çok ciddi bir deney bu. Şimdi sanıyorum senin demin değindiğin gibi tarih tekerrüründen ibaret. Türkiye'nin önüne bazen öyle gene böyle müphem kelimeler getirerek aynı şeyi yapabilirler. Ama biz bu tecrübeyi yaşadığımız için umarım ki bu tehlikeye
Honduras Mütarekesi'ni imzalayanların gafletine düşmeyiz. Hazır siz de sözünüzü bitirmişken ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Öyle mi? O kadar çabuk geçiyor ki vakit hiç anlamıyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol kızım. Şimdi öbür programda nereden devam ederiz? Birazcık da bilgi verelim izleyenlerimize. Honduras Mütarekesi ile 3. programımıza gireriz. Yeni bir Şu Çılgın Türkler programı ile yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.